Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Bugün aslında bir önceki videomda eylem konusu içerisinde ek eylem soruları da karşımıza gelmişti ama ek eylem sorularını bulmakta ve yapmakta öğrenciler maalesef zorluk çekiyor. Ben de bunun için ek eylem ile ilgili farklı bir video hazırlamayı uygun gördüm. Bu dersimizde ek eylemle ilgili çıkabilecek bütün soru tarzlarını incelemeye çalışacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde yaptığım her soruda neleri dikkat ediyorum, nasıl çözümlüyorum, pür dikkat dinleyin. Ek eylem ile ilgili eylem videosunda da söylemiş olduğum gibi dikkat etmeniz gereken iki tane şey var ek eylemin görevlerinde. Ek eylemler bildiğiniz gibi dır, idi, imiş, ise gibi eylemlerimizdi. Bu eylemler iki yere gelebilir. Yani ek eylemin iki özelliği vardır. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Birincisi, isme gelip ismi yüklem yapar. Birinci görevi budur. İkincisi ise basit zamanlı yani tek bir kipeki alan fiilimiz vardır yüklemde. O tek bir kipekinin yanına gelerek cümleyi basit çekimli değil de birleşik çekime dönüştürür. Basit çekimli eylemi birleşik çekime dönüştürüyorsa mutlaka eylem cümlelerimizde de ek eylem vardır. İki tane kipeki üst üste geliyormuş gibi düşünülebilir. Çünkü hikayesi bir rivayeti şartı yapıyor arkadaşlar aynı zamanda. Bu yüzden ek eylemin iki görevi vardır. İsim cümlelerini yüklem yapar, fiil cümlelerini basit çekimli fiil cümlelerini birleşik çekimli yapar diye aklınızda tutmalısınız. Evet, tek tek şimdi sorularımıza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır diye sorulmuş. Hemen ilk önce bilgimizi okuyalım. Ek eylemler at soylu sözcükleri yüklem yapmanın yanı sıra basit zamanlı eylemlere birleşik zaman özelliği kazandırır. Bakın iki özelliğini de söylemiş burada. Dikkat edin. Alt soylu sözcükleri yüklem yapma görevi biraz önce de söylemiş olduğum gibi birinci görevi. İkinci görevi ise basit zamanlı yani tek bir kipeki alan cümleye gelerek birleşik zaman özelliği kazandırması. İkinci özelliği de bu. Hemen bakalım. Hangisi almamış arkadaşlar? Bugün hava her zamankinden daha soğuktu. Soğuk idi. Bakın soğuk isimdir. İsme gelerek yüklem yapmış. Birinci görevi tamam. Burada ek eylemimiz var diyoruz. Aşağılara indikçe iklim daha serttir. Dırdır. Evet, bir kipekimiz sert isimdir arkadaşlar. İsme gelip yüklem yapmış yine birinci görevinde kullanılmış ek eylemimiz var. Bu senden son isteğimizdir. İsteğimizdir derken isteğimizdir. Çok güzel. Orada değil zaten. Umarım bizi kandırmazsın derken yine kullanılmış arkadaşlar. Bunu da geçelim. Boşunadır bu gecikmeler, bu titremeler, boşunadır derken. Yüzüne sıcacık baktı, gülümsedi derken arkadaşlar. Baktıdaki tı bilinen geçmiş zaman ekimizdir. Gülümsedeki di bilinen geçmiş zaman ekimizdir. Arkadaşlar burada fiil cümlelerine bir tane kipeki gelmiş. Yani basit çekim söz konusu. Bunun yanına ek eylem gelse unutmayın çünkü fiile geldiği zaman kipekinin yanına geliyordu ek eylem. İkinci bir eki gibi. Burada ama tek kipeki kullanılmış ikisinde de. O zaman burada yoktur diyeceksiniz. Cevabımız Edirne. Evet, numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem ek eylem almış bir addır diye sorulmuş arkadaşlar. Yüklemlere bakıyoruz. Ek eylem almış olan adı arıyoruz. Kaldı. Olmazdı. Ağırdı. Değiştiriverirdi. Dilini değiştiriverirdi. Söz ettim.
Buradaki yüklemlerimiz burada kalsaydı da var bu arada. Hemen bakıyorum var mı? Evet, yüklemlerimiz bunlar arkadaşlar. Yüklem ek eylem almış bir attır diye sorulmuş. At. Tabii ki de aslında bariz bir şekilde belli ama yine de bakalım. Kalmak fiil, kalmak fiil, olmak fiil, ağır isim arkadaşlar. Ağırmak diye bir şey olamaz çünkü. Değişmek, değiştirivermek yine fiil. Söz etmek fiil, yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiil arkadaşlar. Bu yüzden 1, 2, 4 ve 5'te fiil cümleleri var. İsme gelip de yüklem yapan ek eylem ekimiz 3'te arkadaşlar. Ağır isimdir. Ağırdı derken ağır idi anlamına kattığı için burada ek eylem söz konusudur diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım cümlelerimize. İlk iki gün makine başlarını sabahladım derken arkadaşlar. Burada tek bir kivekimiz var. Sabahlamak fiilin üzerine gelen ikinci bir kivekimiz olsaydı burada ek eylem vardır diye düşünebilirdik. Çünkü birleşik zamanlı yapardı. Burada yok. Daha önceki birikimlerini disipline ederek kullanır. Duruma getirmeye çalıştım. Sabahladım gibi çalışmak yine fiil arkadaşlar. Sadece bir tane kipek almış. Yanına ek eylem gelmesi gerekiyordu. Fiil cümlesinde ek eylemin olabilmesi için birleşik zamanlı olması lazımdı çünkü. Birleşik zaman yapması gerekiyordu. Burada basit çekim söz konusu birleşik çekim yapılmamış. Evet, binlerce satılık yazılımların içinden cımbızla ve özenle detay ayıkları yaptım. Ayıklamaları pardon, yaptım derken yine yapmak fiil arkadaşlar. Burada yine iki tane kipeki alması gerekiyordu. Tı, bir önceki yaptığımız incelemelerdeki gibi bir tane. O yüzden bunu da eledik. Dışarıda hava iyice soğumuş. Kar başlamıştı. Bakın, başlamış, öğrenilen geçmiş zamanımız. Başlamıştı, başlamış idi. Ek eylem aynı zamanda da kesinlikle öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi söz konusudur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani basit zamanlıyı şurasına kadar, başlamışa kadar basit zamanlıydı. Öncekilerde yapmış olduğumuz gibi. Ama başlamışın yanına tı gelmiş, yani ek eylem gelmiş, birleşik zaman yapmış. Birleşik zaman için iki tane yani mutlaka gelmeliydi. Unutmuyorsunuz. Cevabımız D seçeneği. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek eylem almamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Almamıştır. Hemen bakalım. Ben daha çok duygu yüklü bir insanım. İnsanımdır. Ek eylem düşmüş olabilir. Sanadır. Bu acı ama gerçek sözüm. Bu acı ama gerçek sözüm. Sanadır. Sözümdür. Olmaz arkadaşlar. Burada bunda yok arkadaşlar. Kesinlikle almamıştır. Cevabımız aslında belli ama diğerlerine bakalım. Beni hırsa sürükleyen hayallerimdir. Burada var. Bu önemli projeyi hazırlayan benimdir. Benim. Kesinlikle burada da var. Burada olmaktan çok mutluyumdur. Arkadaşlar dikkat ederseniz genellikle altı çizdi kelimeyi son olarak okumaya çalışıyorum. Siz de o şekilde incelerseniz daha kolay yaparsınız. Burada da var o yüzden. B seçeneğinde yok arkadaşlar. Kesinlikle cevabımız ek eylemin alınmadığı cümlemiz B seçeneğinde. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım.
Eki Eylem'in zaten iki görevi vardı. Hep başından beri söylüyorum. Eylem videosunda da çok kez de getirdim. Birincisi ismi yüklem yapıyordu isme gelerek. İkincisi de basit zamanlı yani tek bir kipeki almış fiilin üzerine gelerek birleşik zaman yapıyordu. Hemen bu iki görevden demek ki dördünde isme gelip yüklem yapmış, birinde fiile gelip birleşik zamanlı yapmış ya da tam tersini arayacağız. Dördünde fiile gelip birleşik zaman yapmış olacak, birinde isme gelip yüklem yapmış olacak. Hadi bakalım, inceleyelim tek tek. Şimdi, yeryüzündeki her insan kendiyle sürekli diyalog içindedir. İçinde isim, ismi ek eylem gelerek yüklem yapmış birinci görevi. Diyalog 7 gün 24 saat sürmektedir. Sürmektedir. Sürmek demek olmaz arkadaşlar. Bu yüzden kesinlikle yine birincisi. Uykuya dalarken iyice yoğunlaşan bu iç konuşma düşünceleriniz için de söz konusudur. Konusu, konu, isim, ismin üzerine gelerek yine yüklem yapmış birinci görevi. Yani 1-2-3 kesinlikle olamaz. Psikologlara göre bir kişinin beyninden dakikada 15-20 kelime veya düşünce geçiyormuş. Bakın, geçmek fiil, geçiyor derken şimdiki zaman, geçiyormuş derken şimdiki zamanın rivayeti. Yani birleşik zaman söz konusu. Buradaki muş aynı zamanda ek eylem olur. Yani basit çekimle, yorla basit çekim yapıyor. Çünkü bir kipekiyle ikinci kipekini alaraktan, ek eylemi alaraktan birleşik zamanlı yapıyor fiil cümlesini. Cevabımız 4. Civarındaymış derken yine imiş bir tane isme üzerine gelerekten birinci görevinde kullanılmış. Gördüğünüz gibi 1'de, 2'de, 4'te ve 5'te, pardon, 3'te ve 5'te birinci görevinde, ikinci cümlede, pardon 4. cümlede ikinci görevinde kullanılmış. Yani fiilin gelerek basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapma özelliğini göstermiş. Cevabımız bu yüzden D seçeneği. Numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Ek eylemin kullanılmadığı bir cümle arayacağız. Hemen bakalım. Bütün özgürlükleri bir solukta tükettim derken ek eylem kullanılmamış arkadaşlar. Tükettim demiş çünkü bir tane var. Bir tane kipekimiz olduğu için de birleşik zamanlı yapamaz ek eylem gelip de ek eylem gelmediği için burada yok. Mülteci bir artık mülteci bir sancıyımdır. Ek eylem düşmüş arkadaşlar. Burada kesinlikle var. Bütün aşklarımı yanlış yaşadım derken yaşamak fiil cümlesi bir tane kipeki gelmiş basit zamanlı yapmış. Ek eylem gelmemiş yani. Burada kesinlikle yok. Paslı bir hançerim, yurtsuzum derken var mı arkadaşlar? Paslı bir hançerim, yurtsuzum yok arkadaşlar. Durmadan kanıyor ekmeğim ve sevincim derken hemen bakalım. Pardon, burada var arkadaşlar. Hançerim, paslı bir hançerimdir. Bazen biz de tabii ki göremiyoruz ama dikkat etmeniz gerekiyor. Burada var arkadaşlar. Burada yoktur değil. Burada kesinlikle var. Hançerimdir, yurtsuzumdur. Burada ek eylem düştüğü için burada da var. Ek eylem düştüğü için bulması birazcık daha zor arkadaşlar ama gördüğünüz gibi yüklemi dırdır ekine getirerekten uyum sağlıyorsa düşüp düşmediğini anlayabilirsiniz. Durmadan kanıyor derken kanamak fiil. Bir tane kipeki geldiği için basit zamanlı. Bir tane daha ek eylem gelseydi birleşik zaman yapardı ve var derdik. Ama burada bir tane olduğu için basit zamanlı olarak kalmış. Burada da yok o yüzden. Cevabımız 2 ve 4. Hemen şıklara bakıyorum hangisinde var. C seçeneği arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği.
Evet, yukarıdaki cümlelerin hangisi, pardon, aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz at tamlaması ek eylem olarak yüklemleşmiştir? Yüklemde belirtisiz at tamlaması bulacaksınız ve ek eylem olacak. Hemen bakıyoruz. Kasabanın hassasiyeti, kasabanın demiş, tamlayan ekimiz var. Burada belirtili isim tamlaması söz konusu. Bu yüzden kesinlikle bu cevap olamaz. Nezih semtleri. Ankara'nın nezih semtleri. Arkadaşlar burada da ne var? Ankara'nın nezih semtleri derken zincirleme isim tamlaması var. Bu da gitti. Bahçe duvarı derken evet. Burada tamlayanımız ek kalmadığı için belirtisiz isim tamlaması var. Bu olabilir. Çelik kasa arkadaşlar bir tamlama oluşturmuyor. Çok eskiden artık kalkan işte takısı at tamlaması var. Neyden yapıldığı belli olduğu için. Ama takısı at tamlamasını artık aklımızdan siliyoruz. Burada sadece nasıl kasa? Çelik kasa. Şeklini, durumunu belli ettiği için burada sıfat tamlaması söz konusu. Sıfat tamlaması var. Biber salçası derken yine arkadaşlar biber salçası derken belirtisiz isim tamlaması var. Peki hangisi? Bakıyorum hemen. Tartışmanın sebebi, pardon. Arkadaşlar komşunun bahçe duvarıymış burada. Komşunun bahçe duvarı olduğu için zincirleme isim tamlaması var. Zaten bir tane belirtisiz isim tamlaması kalıyor. Cevabımız bu. Çünkü mış ek eyleminde alarak belirtisiz isim tamlaması yüklem olmuş. Biraz önce komşunun dikkatimi çekmemişti. Hemen bir kez daha okuyunca dikkat ediyorum arkadaşlar. Kasabanın hassasiyeti tamlayan ek aldığı için belirtisiz isim tamlaması, Ankara'nın nezih semtleri zincirleme isim tamlaması, komşunun bahçe duvarı zincirleme isim tamlaması, çelik kasa, nasıl kasa? Çelik kasa, niteleme sıfatının kullanıldığı bir sıfat tamlaması. Biber salçasıymış derken biber salçası biber ek almadığı için tamlayan eklerimizden birine belirtisiz isim tamlaması yapar. Buradaki mış da ek eylem olur arkadaşlar. Evet, numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Ek eylem kullanılmıştır diye sorulmuş. Hemen bakalım. Sabahtan beri ödevlerini bitirmeye uğraşıyor. Uğraşmak fiilin üzerine yor şimdiki zaman eki gelmiş. Burada hala basit zamanlı bir eylem var. Burada yok. Birleşik zaman yapıyordu çünkü ek eylem gelip de yorun üzerine çalışıyordu, çalışıyormuş deseydi olabilirdi. Ama tek bir kipeki kullanılıp da üzerine ek eylem getirmiyorsak yanına kesinlikle birleşik zaman yapmaz. Yapı verdi derken arkadaşlar yapı verdi, i verdi. Tezlik fiil var. Yine bir tane pardon yapı verdi derken yapı verdi. Yine yapı verdi. Geçmiş zaman kullanılmış. Burada da yok arkadaşlar. Aldı derken de bir tane kullanılmış. Yine yok. Takıldın derken de yine bir tane. Biliyordum derken arkadaşlar dikkat edin. Bilmek fiil. Biliyor şimdiki zaman. Biliyordum derken yani şimdiki zamanın hikayesi yani ek eylem. Birleşik zamanı yapmış bakın. Biliyor derken bir tane kipeki almış. Basit zamanlı olmuş. Biliyordu derken ise birleşik eylem yapmış. Bu yüzden beşinci cümlemizde kesinlikle ek eylem vardır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek eylem vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Hangilerinde ek eylem vardır diye sorulmuş. O yaratıcı çalışmalarını dünya barışı için kullandı. Kullanmak fiil. Bir tane kipeki almış. Basit zamanlı yapmış. Geçtim. Burada yok. Gözleme dayanmayan eserlerin sanatsal yönü zayıftır. Zayıftır. Zayıf isim arkadaşlar.
ismin üzerine gelerekten dır ekimiz ek eylem almış olur. İki kesinlikle var. İkinin olmadığı şıkları eliyorum. Bir olmayacaktı. Eledim. Evet. Ya 3 ya 5 olacak. Hemen 3 ile 5'i inceleyip geçiyorum bu cümleyi arkadaşlar. Bu soruyu. Sanatçı daha önce de eserlerini gerçek hayattan yararlanmış. Eserlerinde gerçek hayattan yararlanmış. Bakalım. Yararlanmış. Mış, öğrenilen geçmiş zaman. Sadece bir kibeti var. Basit çekimli. Burada yok arkadaşlar. Cevabımız kesinlikle C ama 5'te var mı? Hemen bakıyorum. Verilen ödevlerin doğru yapılması değil, ya nasıl yapıldığı önemlidir derken, önemli isim arkadaşlar, isme gelerek yüklem yapmış. Cevabımız bu yüzden C seçeneği. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kişi zamiri ek eylem alarak yüklem olmuştur diye sorulmuş. Bir kişi zamiri ek eylem alarak yüklem olmuştur. Hemen bakalım. Hepimiz şaşırdık. Aradığımız her şey oradaydı. Orada. Orada işaret ediyor. Burada kişi zamiri yok. Ben senin için gözyaşı döken her gece. Senin için her gece gözyaşı döken bendim. Ben kişi zamiri bendim derken ek eylem kullanılmış. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı eylemdir diye sorulmuş arkadaşlar. Birleşik zamanlı eylemdir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Birleşik zamanlı eylemde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane kepekimiz oluyordu. Bir kepekinin üzerine ek eylem geliyordu. Ve ek eylem geldikten sonra bizim cümlemiz birleşik zamanlı eylem oluyordu. Bu işe asmaya gelmez, gelir gelmez. Geniş zamanda olumsuz kullanılmış. Babam sinirlenir, geniş zaman yine. Burada birer tane kepek kullanılmış, basit zamanlı eylem söz konusu. Eğrete ata binen tez iner derler. İner derler. Yine burada da tek bir tane kullanılmış arkadaşlar. Bunu yapmak için benim için bir ölümdür. Ölümdür derken arkadaşlar isme gelip yüklem yapmış. İsme gelip yüklem yapanı sorsaydı sorumuz cevabımız C'ydi. Ama bize yüklemi birleşik zamanlı yapmasını istediği için bu da değil cevabımız. Aslında burada ek eylemimiz var diyebiliriz ama. Ama bizde sorudan istenen iki görevinden birisi bizim diğerini bulmamızı istiyor. İsme gelip yüklem yapan değil de bir kipek aldıktan sonra gelip birleşik zamanlı olanı soruyordu. Hemen bakalım köprüyü de kurduk mu işimiz tamam diyordu. Diyor şimdiki zaman bir tane kepekimiz var. Bu kepekin üzerine bir tane ek eylem gelmiş. Gördüğünüz gibi bizim aradığımız şık bu demek ki. Aynı zamanda şimdiki zamanın hikayesi olur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Evet, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur diye sorulmuş arkadaşlar. Yoktur diye sorulmuş. Hemen bakalım. Yağmur değilimdir. Burada olabilir. Kesinlikle var. Yağmur gibiyimdir. Hatta burada da olabilir. Ateş değilimdir. Burada olabilir. Ateş gibiyimdir. Burada olabilir. Kendimi ruhumu sahici insan edenimdir. Burada kesinlikle olabilir. Benim ruhum dur. Sözlerim ruhum durda zaten direkt düşmemiş haliyle verilmiş. Burada da var. Sözlerim dir değil, sözlerim arkadaşlar. Burada yok. Cevabımız Edirne. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde ek eylem vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Gül gül olmuş, olmak bir tane öğrenilen geçmiş zamanımız var. Basit çekimde burada yok. Renkleri paylaşmışlar derken paylaşmış, öğrenilen geçmiş zaman bir tane kullanılmış. Basit zamanlı geçtim. Çünkü
paylaşmakta fiil. Bunda yok. Ressam Vurgun Dur. Vurgun isim, isme gelerek yüklem yapmış. Burada kesinlikle var. İki kesinlikle olacak, biri olmayacak. Birinin olduklarını eyledim. İkinin oldukları kalsın dedim. Cevabım C seçeneği. Gördüğünüz gibi şık kelime yaparsanız, doğru bulduğunuzdan eminseniz bu soruyu çözmeniz bir dakikanızı bile almaz, saniyeler içinde çözersiniz. Dördüne bakalım nerede varmış? Sen gülümseysin dudaklarda. Sen umutsun, ümitsin, yeşillerde, aklarda demiş. Yine burada da gülümseyişsin de kullanılmış diyebiliriz arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisine farklı bir tamlama, ek eylem alarak yüklem olmuştur? Farklı bir tanımlama ek eylem alarak yüklem olmuştur diye sorulmuş. Babamın fikriydi, belirtili isim tanımlaması yüklem olmuş. En güzel şiirdi, en güzel şiirdi derken arkadaşlar sıfat tanımlaması söz konusu. O sınıftakilerin hepsi çalışkan öğrenci, çalışkan öğrencilerdi. Yine arkadaşlar sıfat tanımlaması. Sıfat tamlaması söz konusu. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Öğrencinin durumunu belli ediyor. Nasıl şiir? Güzel, en güzel şiir. Yine şiirin durumunu belli ediyor. Benim kardeşim duygulu bir insandı. Nasıl bir insan? Duygulu bir insan. Yine durumunu belli ediyor o insanın. Sıfat tamlamasına gelmiş. Unutmayın, yaptığınız önemli bir buluştur. Nasıl bir buluş? Önemli bir buluş. Kesinlikle burada da sıfat tamlaması söz konusu. Bizden farklı bir tamlama ek eylem alarak yüklem olanı sorduğu için, burada hepsi sıfat tamlaması olduğu için cevabımız A seçeneği. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek eylem almıştır diye sorulmuş. Düşmüş olup olmayacağını çok dikkat edin. Bugün yine annem gelemedi. Bakın düzenli hale getiriyorum. Gelemedi. De yok zaten. Geçmiş zaman kullanılmış. Buradaki annem de ek eylem söz konusu değil o zaman. Hemen gitti. Ben alanında uzman bir doktorumdur. Bakın ek eylem burada düşmüş. Burada kesinlikle var diyebilirsiniz. Aşağıdakilerin hangisinde değil sözcüğü bu görevi dışında kullanılmıştır diye sorulmuş. Hemen görevine bakalım. Ek eylemin olumsuzu değil sözcüğü ile yapılır. Hemen inceleyelim. Bu benim aradığım kitaplardan biri değildir. Olabilir. Bahçede oynayanlar senin bildiğin çocuklardan değildir. Güzel. Anne bugün hava soğuk değildir. Olabilir. Akşama sana uğrayacak değilim. Bakın burada direkt zaten şahsiyetini getirip bitirmiş. Beni boşuna bekleme. Cengiz'in arkadaşlarından duyduklarım hiç de inandırıcı değildi. Zaten burada direkt gelmiş. Değil idi şeklinde. Diğerlerinden farklı olarak kullanılmış olan kesinlikle D seçeneği bu yüzden arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ek eylemi ile ilgili görebileceğiniz bütün soru tiplerini çözdüğümüzü düşünüyorum. Ek eylem gayet basit bir konudur. Yeter ki yani karıştırmayın ve görevlerini unutmayın. Görevlerini son bir kez tekrar ediyorum. Birincisi isme gelerek yüklem yapar. İkincisi de yani bir yüklemde isim varsa mutlaka orada ek eylem düşmüş ya da ek eylem olması gerekir. Onu unutmayın. Bu birincisi. İkincisi basit zamanlı yani tek bir kipeki vardır. Onun üzerine gelerek basit zamanlı fiil cümlesini bir açık zamanlı yapar. Bu kadar arkadaşlar. Evet.